Bu yıl emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. Ancak emeklinin başka bir işte çalışmaması gerekiyor. Peki muafiyetten yararlanmak için aranan şartlar neler? Detaylar haberimizde. EYT'lilere vergi muafiyeti Ocak ayında başlıyor. Yaklaşık 14 milyon emeklinin dört gözle beklediği vergi muafiyetine az bir süre kaldı. Peki EYT'liler hangi şartlarda vergi muafiyetinden yararlanabilecek? Bu yıl emekli olan milyonlarca EYT'li Ocak ayından itibaren vergi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'liler ise bundan faydalanamayacak. Emekli maaşının bağlandığı yıl maalesef faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla EYT'liler için bahsediyorum. 2023 yılı için bu muafiyetten faydalanamayacaklar ama 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 200 metrekare brüt konutu aşmayacak metrekare olacak. Artı olarak da kişinin başka bir konutu olmayacak. Hem eşi hem de kendisi emekli olanlar ve üzerlerine birer ev bulunanlarsa belirli şartlar altında vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Bazen eşlerin her birinin birer tane evi olabiliyor. Burada da olay şu şekilde olması gerekiyor. Birinde oturması, birinin de boş olması gerekiyor. Eğer oturduğundan hariç evi kiraya verirse, oradan bir gelir elde ederse, o zaman emlak vergisi muafiyetinden faydalanma şansı yok. Sahip olduğu gayrimenkulde birden fazla kişinin hissesinin bulunduğu durumlarda ise muafiyet EYT'li kişinin hissesi oranında olacak. Örnek olarak ailenizden, kardeşinizle, annenizden, babanızdan bir ev kaldı. Burada da hisse muafiyeti hisse oranında faydalanabiliyorsunuz. O oranda da vergi ödemiyorsunuz ama emekli olmayan kardeşiniz vergi ödemeye devam etmek zorunda. Emlak vergi muafiyetinden EYT kapsamında emekli olanların yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanabilecek. Dul, yetim, emekli aylığı alanlar, ayrıca ölüm aylığı alanlar, 18 yaşından küçük işsizler, gaziler, engelliler aynı şekilde bu emlak vergisi muafiyetinden de faydalanabiliyor.